Peki böbrek yetmezliğine geçmek istiyorum. Ben böbrek yetmezliği için neler yapabiliriz? Neden kaynaklanır? Çözüm yolları nelerdir? Böbrek yetmezliğini tetikleyen birçok faktör var. Kişi dikkat etmezse mesela bademcik iltihaplanmasını tedbir alması, tedavi olmasa bademcik iltihap kanda dolaşır, böbrekler iltihaplanmasına sebep olur. Fakat genellikle böbrek yatağında veya glomerül dediğimiz küme hücrelerinde bazen bakteri, bazen de virüsler enfeksiyona sebep olursa da nadiren buna bağırsaktaki mantarlar idrar yoluyla böbreklere ulaşıp enfeksiyona mantarlar da karışır da tehlikeli olur. Fakat böbrek yetmezliğini tetikleyen faktörlerin başında %95 insanların bilinçsizce ilaç kullanması. Bize bir çok insan geliyor, böbrek yetmezliğinden şikayetçi, muzdarip. Ne kullandınız diye sorduğumuzda tansiyon, kolesterol, diyabet hapı veyahut da depresyon, ağrı kesici, antibiyotik. Kimyasal ilaç kullanmaktan kaynaklanıyor %95. Yani böbrek yetmezliğini tetikleyen ilaç. Bir insanda ortalama 5 litre kan olduğunu düşünelim. 1440 defa bir günde bu kan vücuda dolaşıyor. Yani kalbimiz kaç defa pompalıyor? 1440 defa 5 litre kanı pompalıyor. Yani 7 ton 200 litre kan dolaşıyor vücutta günde. 5 defa 5'te biri yani 1 tondan fazla kan böbrekte dolaşıyor. Kimyasal ilaç aldığınızda sürekli bu nefronlarla temas halinde kimyasal ilaç. Çok hassas olan böbrek hücrelerini yavaş yavaş kimyasal ilaç çürütüyor. Bize kimyasal ilaçtan dolayı böbrekleri çürümemiş, küçülmemiş, büzülmemiş bir insan gelmişse bakteriden, virüsten, herhangi bir iltihaptan, kisten, taştan, kumdan vesaireden dolayı böbrek yetmezliğine yakalanmışsa problem değil. Çok kolay. Çok güzel formüller. Altın başak otu, ayrık kökü, huş yaprağı, kremberi vesaire var. Mümkün tedavisi. Fakat kişi kimyasal ilaç kullanmış, böbrekleri büzülmüş, küçülmüş, deform olmuşsa buna bir şey yapamayız. Yani bu parmağın kesilmiş, parmak çıkarma gibi. Olmaz. Bize birçok hasta geldi böbrek yetmezliğinden dolayı. Hatta diyalize giren beyefendiyi bile diyalizden kurtardık hamdolsun. Diyalizden bile kişiyi kurtarmak mümkün. Bilgisiz bilgisiz konuşmuyoruz. Benim yazmış olduğum bu kitapta da yüzlerce insan üzerinde altın başak otu, huş yaprağı, ayrık kökü, kremberi, ayı üzümü mesela ayı üzümünün yaprağından elde edilen ekstrakla 186 bin idrar yolları enfeksiyonu olan hasta tedavi edilmiş. Belge var, bilgi var. Garantisi mi var? %86'sı iyileşmiş. 186 bin kişinin %86'sı, %100'ü değil. %100'ü olursa garanti diyebilirsiniz. İnsan için garanti olmaz. Çünkü bunu siz böbrek iltihaplanması için verdiniz ama bakteri, virüs varsa yok etti. Peki mantar varsa ne olacak? Onu da yok etti. Peki kis varsa ne oldu? Yani bilmek lazım. Bilmeden olmaz.